Gençler selam. Şimdi fotosentez ve kemosentezi biraz karşılaştıracağız. Tabii ki konuları baştan sona anlatmayacağız. Siz konuları bitirdiniz. Önemli yerleri, mutlaka bilinmesi gereken yerleri hiç bekletmeden anlatmaya başlıyoruz. Şimdi fotosentez ve kemosentezi biraz böyle bir karşılaştıralım bakalım. Bir kere sizin çokça bildiğiniz bir denklem var hocam. Bu denklemdir. Klasik karbondioksit artı su besin artı oksijen. Yani besin olarak da genellikle işte C6, H12, O6, glikoz. Ama biz biliyoruz ki fotosentezde sadece glikoz çıkmaz. Tüm besin monomerleri. Hatırladınız mı TET videosunu izleyenler? Monomer önemlidir. Nedir mesela? Hadi bir hatırlatma ufak bir dakikalık. Mesela amino asitler burada oluşturulur. Vitaminler monomerdi tamamı burada oluşur. Hocam inorganikler de burada oluşur mu? Hocam olmaz. İnorganikler canlılar üretemez. Kim vardı? Yağ asitleri burada oluşturulur. Gliserol burada oluşturulur. Amino asit demiştik. Hadi bir daha hatırlatalım. Dolayısıyla besin monomerleri oluşturulacak. Bunun bir denklemi var dedik ama bu denklem biraz eksik veriliyor. Hemen onu hatırlatalım. Asıl denklemin açığı bakın şurada. Şurayı görüyor musun? 6 karbondioksit 6 su. Besin, oksijen. Aa bak burada bir de ne var? Su var. Bir hatırlatma yapacağım. Burası önemli. Bakın. Çünkü bu çok gözden kaçıyor sorularda karşınıza çıkarsa mesela der ki atmosfere verilen oksijenin kaynağı bak bunu zaten hep söylüyoruz atmosfere verilen oksijenin kaynağı her zaman sudur ama soruda şöyle gelir size açığa çıkan reaksiyon sonucunda açan açığa çıkan sudaki oksijenin kaynağı hocam denklemde su yok ki var güzel kardeşim nasıl var bak ne oluyor biliyor musun denkleştirme yapılıyor. Ee, şeyi yanlış yere yazmışız yalnız. Şöyle düzeltelim şurayı. Şurası 12 su. Burası 6 su. Böyle bir hemen düzeltelim. Denkleştirme yapılıyor. Ve denkleştirmede 6 su buradaki 12 suyla denkleştirilip burada 6 su kalıyor. 6 karbondioksit, 6 oksijen. Bu 6'lar da gidip denklemin sağda hali bu kalıyor. O zaman denklemden 6 tane de su çıkıyor aslında. O zaman şimdi sen buradaki oksijeni kapattın. Sudaki oksijenin kaynağı ne? Hocam karbondioksittir. Kaçırma. Sudaki hidrojen tabii ki yine sudan geliyor. Bunu hatırlatalım. Şimdi demiştik ki biz fotosentez, kemosentezi karşılaştıracağız. Karşılaştıralım. Bir kere fotosentez denkleminde bak şöyle gel. Şu nedir? Bir şöyle yazalım şuraya da. Bu bir kloroplast. Şöyle bir hatırlatalım. Bu bir kloroplast. Kloroplastın şu iç tarafı stromaydı. Şu bir tane zarın olduğu yer, tilakoid zardı, tilakoid zar. Şöyle bir takım halinde üst üste gelen yapılar, granum. Tamamı da bu yapıların tamamı da granaydı. Şimdi şu klorofilleri görüyor musun? Bak, bu organel kloroplast. Klorofil, klorofil nerede? Kloroplastın üzerinde, bak, granumlarda bulunuyor. Görüyor musun şurayı? burayı karıştırmıyoruz. Klorofil bir pigmenttir. Organel değildir. Işığı algılayan pigmenttir. Ve fotosentezde klorofil şarttır. Klorofilsiz asla olmaz. Ama hocam başka pigmentler de var. Değil mi? Çalışkan böyle iyi çalışan dersi öğrenciler hatırlayacaktır. Mesela kısantofil var, karoten var, likopen var. Hocam bunların hiçbiri fotosentez yapmaz. Ancak klorofilin alamadığı ışığı alıp klorofil iletir. Yine klorofil şart, yine klorofil şart. Klorofilsiz hani böyle foto şeyde biyolojide şöyle konular vardır. Ee, genelleme yapılamaz. Bazen de yapılır. Klorofilsiz fotosentez olmaz. Şimdi klorofil burada. Klorofil olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki hemen şöyle aşağı gelelim. Denklemimiz şu ya karbondioksit artı su. Besin artı oksijen. Bunu sizin en çok bildiğiniz kim yapar? Bitkiler yapar. Başka kim yapar? Hocam siyanobakteriler yapar. Bakteriler de suyu kullanarak fotosentez yapabilir. Dolayısıyla bir şöyle notumuz alalım. Prokaryotta bakın bakteri bir prokaryottur. Prokaryot neydi? Çekirdeği olmayan. Bitkiler bir ökaryottur. Bunun dışında öklana gibi protistalar da yapar. Şöyle e, iyi çalışan konularını bitirmiş de böyle ara ara bir şey yapalım. Böyle bir bilgi gönderelim. Ökaryotlar ve prokaryotlar fotosentez yapabilir. Dolayısıyla prokaryotlarda bakın karyot ne yoktur bu prokaryotlarda? Çekirdek yoktur ve zarlı organel yoktur. Islarla ve ıslarla söylüyorum. Bunları bir hücreli diye, çok hücreli diye ayırmayın. İşte prokaryotlar bir hücreli, ökaryotlar çok hücreli diye bir kavram yok. Bu kavram yanlış. E, o zaman prokaryotlar bir hücreli değil mi? Tamam bir prokaryotlar bir hücreli ama ökaryotlardan da bir hücreli var. Mesela amip. Burada doğru bilgine karyot çekirdek. Prokaryot çekirdeği olmayan, çekirdeği olmayan bir canlının, bir hücrenin zarlı organelleri de yoktur. Zarlı organel yok Tabi buradan hemen zarlı zarsız organel kavramının iyi oturması lazım. Zarlı organel yoksa kloroplast çift zarlı bir organel ki şöyle hani bir zarını çizmişiz diğer zarında şöyle melek dersek şöyle çift zar olan bir organel şöyle çizdik. İki zarlı ve içinde bir zar sistemi daha var. Dolayısıyla siyanobakteriler yaptığına göre kloroplast yok. Ne var bunlarda? Kloro fil var. Bitkiler tabii ki hem kloroplast dolayısıyla kloroplastın içinde ne var? Klorofil var. Klorofil zorunludur. Bazen de mor kükürt bakterilerinde olduğu gibi H2O yerine su yerine H2S kullanılır. Dolayısıyla H2O yani su ya da H2S hidrojen sülfür kullanılabilir ama mor kükürt bakterileri H2S tercih eder. Ancak ister prokaryot, ister ökaryot, ister de H2S'i kullanan bir prokaryot olsun, burayı gördün mü? Karbon dioksit kullanmak zorundadır, mecburdur ve sonunda besin üretmek zorundadır. Zaten üreticinin tanımı şudur. Bak, inorganik bileşikler neydi? Su, tuz, mineral asit baz. 4 tane inorganik bileşik vardı. Bak su, bak mineral. İnorganikten ne yaptık ocak? Organik. İnorganikten organik bileşik yapabilenler de ancak üretici canlılardır. Üretici olmanın zorunluluğu budur. İnorganikten organik yapabiliyorsan üreticisindir. Bunun içinde karbondioksit kullanımı zorunludur. Bak şimdi kemosentezi gördün mü burada? Kemosentez ne yapıyor? Kemosenteze de karbondioksit kullanılır. O zaman üretici bir canlı ister fotosentez yapsın ister kemosentez yapsın karbondioksiti kullanmak zorundadır nokta. Su hocam su da kullanabilir. Bak gördün mü? Burada ne kullanıyor? H2S kullanıyor. H2S de kullanabilir. Zorunlu değildir. Demek ki su zorunlu değilmiş. Sonuçta organik besin üretmek zorunda mı? Hocam organik besin üretmek zorundadır. Gördün mü? Demek ki zorunluluk. Ortak taraf. Karbondioksiti ister fotosentez yapsın, ister kemosentez yapsın mutlaka kullanır. Besini mutlaka ister fotosentez yapsın, ister kemosentez yapsın mutlaka üretir. Sonucunda oksijen çıkabilir, sonucunda kükürt çıkabilir, sonucunda herhangi bir gaz çıkışı da olmayabilir. Kemosentez yapabilen canlılar sadece ve ancak prokaryotlardır. Prokaryot dışında bir canlı fotosentez yapamaz. Ne demek hocam? Bazı bakteriler, bazı arkeler. Bunun dışında ökaryotlar asla fotosentez yap, kemosentez yapmaz. Bir de fotosenteze bir hatırlatma daha. Burada görüyor musun üstad? Şöyle geldim. H2O'yu gördün mü? neye uğramış fotoliz ışıkla parçalanır. Bu çok önemlidir fotosentez reaksiyonlarında. Burada fotosentezin detayına girmeyeceğim. Bu fotole, fotoliz olayında oksijen atmosfere verilir. Hidrojenler de elektron ve protonlarına ayrılır. Demek ki su ya da H2S fotosentezde ne kaynağıdır? Elektron ve proton kaynağıdır. H2S hatırlatıyorum elektron ve proton kaynağıdır burada e, ışıkla parçalanarak elektron ve proton buradaki e, ke kemiozmotik hipotezin ortaya çıkmasını sağlar. Bu h üzerine niye durdum ben? Çünkü burada h görüyor musun? Şöyle. Burada h oksidasyon reaksiyonları sonucunda bir madde oluşturur. Şimdi bak kemosenteze geldim. Kemosentezde farklı bir durum var. Fotosentezde şu yarıda kesin bilgi ama geri geleceğim. Fotosentezde mecburen ışık vardır. Işık olmadan, klorofil olmadan, karbondioksit olmadan fotosentez ilerleyemez. Ancak kemosentezde ışık şart değildir. Onun yerine peki enerji nasıl kullanılır? İnorganik maddeler vardır. Amonyak gibi, nitrit gibi, H2S gibi. Bunlar oksidasyon reaksiyonlarına giderler bir madde oluşur. Önemli değil. Bunun sonucunda bir enerji oluşur. Oluşan enerjiyle karbondioksit ve sudan besin üretilir. Kemosentezin mantığı budur. Yani dikkat ederseniz bakın. Şu da fotosentez değil midir? Şöyle yazalım. Şuradaki olayımız fotosentez. Fotosentez reaksiyonları. Şuradaki olayımız da kemosentez reaksiyonları. Fotosentezi de kemosentezi de ortak bir şey yapılıyor. Burada inorganik bileşikler alınıyor şurada ve şurada neye çeviriyor? Hocam organik bileşiğe. Eğer bu çevrim işini ışıkla yaparsanız bu fotosentezdir. Eğer bu inorganikten organiğe dönüştürme işini kimyasal maddelerin oksidasyon sonucunda çıkardığın enerjiyle yaparsan bu da kemosentezdir. Şimdi geri döndüm. h unutmadım. h burada ne kaynağıdır? Bak gördün mü? h burada enerji kaynağıdır. Hocam fotosentezde H2S ne kaynağıdır? Burada H2S olursa elektron ve proton kaynağıdır. Bu fark ÖSYM tarafından çokça sorulur. Şimdi bu genel bilgileri verdikten sonra gelelim buraya. Hadi karşılaştıralım. Fotosentez diyelim. Şuraya da kemosentez diyelim. Kemosentez. Peki. Fotosentez için ışık şart mıdır? ışık olmadan ki hatırla iki tane evresi var. Işığa bağımlı olmayan evre ve ışıktan ışığa bağımlı evre. İster ışığa bağımlı olsun ister ışıktan bağımsız olsun ışıksız bu reaksiyonlar yürüyemez. Ama hocam ışığa bağımlı değil. Hocam ışıksız olmaz. Ama hocam ışıksız olmaz güzel kardeşim. Işıksız olmaz. Tamam. Işıksız olmaz. Kemosentezde ise ışık olabilir de olmayabilir de. Yani gündüz de olur gece de olur. Ya ışıkla bir işimiz yok aslında. Çünkü bize enerji ışık vermiyor. Kim veriyor? İnorganik maddelerin oksidasyonu veriyor. Dikkat bir de burada hemen bir hatırlatma yapayım. Dikkat ederseniz buraya bir oksijen yazmadım. Çünkü e, bu bilgi değişti. Önceden şöyle yapıyorduk. E, şuraya bir oksijen ekleniyordu. Sonra bu oksijen atmosfere verilmez, gelir burada kullanılır gibi bilgi vardı. Bu bilgi değişti. Map kitaplarına da girdi. O yüzden oksijen açığa çıkmaz, hiç çıkmaz. Yani çıkar da buradakiler kullanılır değil. Hiç çıkmaz. Peki fotosentez için ışık ne kaynağıydı? Enerji kaynağıydı. Peki burada kemosentezde enerji kaynağımız kim? İnorganik maddelerdir. Enerji kaynağı. İnorganik maddeler. Fotosentezde karbondioksit kullanılmak zorunda mıdır? Tabii ki. Kemosentezde hocam tabii ki karbondioksit olmadan olmaz. Peki açığa ne çıkar? Organik madde çıkar mı? Çıkar. Burada çıkar mı? Hocam çıkar. Organik madde ve karbondioksit dikkat ederseniz ikisi de ortaktır. Başka elektron taşıma sistemi elektron taşıma sistemi her ikisinde de ortaktır olmak zorundadır. Bunun dışında H2S fotosentezde ne kaynağıydı? enerji kaynağıydı. Özür. Fotosentezden bahsediyorsak H2S elektron ve proton kaynağıdır. H2S kemosentezde ne kaynağıdır? H2S kemosentezde enerji kaynağıdır. Bak hocam şurada yazdık. Ne kaynağıymış? Şöyle geldik. H2S bak enerji kaynağıdır. Fotosentez prokaryot canlılarda olabilir yani bir bakteri gibi, bir bitki gibi ökaryotlarda da olabilir. Ancak kemosentez sadece kimde olur? Prokaryot canlılarda olur. Aksi olamaz. Şöyle notlarımıza bakalım. Başka eksiğimiz kalmasın. Ee, açığa oksijen çıkabilir. Kükürt çıkabilir. Açığa kemosentezde bir gaz çıkışı olmaz. Şimdi gençler burada ee, önemli olan vurguları tekrar hatırlatıyorum şöyle. Oksijen, kar karbon dioksit, organik ve ETS. Şu üçünün ortak olduğunu unutmuyoruz. Kemosentezde, fotosentezde bunlar mutlaka ortak. Bunlara dikkat ediyoruz. ETS, karbondioksit organik madde oluşumu. H2S'e dikkat ediyoruz. Fotosentezde elektron ve proton kaynağıken, kemosentezde enerji kaynağıdır. Buradan gelen enerjiyle besin üretilir sadece prokaryotlarda olur. Fotosentezde prokaryotta da ökaryotta olur. Hadi çözelim biraz birkaç soruyla bunu iyice pekiştirelim. Buraya dikkat edin çünkü soru çözülmeden konular tam anlaşılmıyor. Fotosentetik tüm canlılarda ne demek? Bir bakteri de olabilir, siyanobakteri. Bir mor kükürt bakteri de olabilir, mor kükürt bakterisi. Bir bitki de olabilir. Tüm canlılar demiş. Hangiler ortaktır? Ne dedim ben sana? Karbondioksit olmak zorundadır. Hocam dört dörtlük testlerden alınmış sorular dikkat. H2S, mor kükürt bakterileri H2S kullanır. H2O, normal bakteriler ve bitkiler H2O'yu kullanır. Bunlar ortak değil ama karbondioksit ortak olmak zorundadır. Işığa gereksinim duymadan hidrojen kaynağı olarak bak hidrojen kaynağı olarak H2O molekülünü kullanıp Bak ışığa gereksinim duymuyormuş. Organik madde sentezliyormuş. Kim bu? Kemosentez. Organik madde nasıl sentezleniyordu? Karbondioksit artı su. Besin. Kemosentezde gaz çıkışı var mı? Yok. Kemosentezi yazdım. Kemosentezde su kullanılmak zorundadır besin üretimi için. H2S olabilir de olmayabilir de. Çünkü H2S'i kullanmaz canlı. Amonyaktan gelen enerjiyi kullanabilir. H2S olacak diye bir şartımız yok. Ama H2O yani su olmak zorundadır kemosentez için. Fotosentezde H2O da olabilir, H2S de olabilir. Hangilerinin olması gerçekleşir be gerçekleşmesi beklenir? Karbondioksit özümsemesi. Ya hocam bak 4 dörtlü testlerde ısrarla soruyorlar. Karbondioksit özümsemesi. Karbondioksit özümsemesi kemosentez de olsa fotosentez de olsa ortaktır. Tamam. ATP sentezi taktır. Bak bunu yazmadık aslında bunu da ekleyelim. Neden? Çünkü ATP üretilecek. Her ikisinde de üretilen ATP'lerle ne yapılacak? Besin sentezlenecek. Yani bu ATP'ler metabolik faaliyetlerde kullanılmıyor. Yine besin üretiminde kullanılıyor. İnorganik maddenin oksitlenmesi. Bu da yine e, buradan daha önce mesela ne olacaktır? H2S oksitlenebilir. İşte e, amonyak oksitlenebilir. NO2 oksitlenebilir. Buralardan gelecek enerjiyle besin üretilecek. Dolayısıyla inorganik maddenin oksidasyonu olacağı için Edirne diyeceğim. Şimdi gelelim ikisini biraz daha karşılaştıralım. Fotosentez ve kemosentezde gerçekleşen olayları şey yapmış karşılıklı. Işık enerjisinin klorofil tarafından soğurulması. Bu kim? Hocam bu fotosentez. Karbon kaynağı olarak karbondioksitin kullanılması. Her soruda soruyorlar. Mep bunu devamlı soruyorsa dikkat ediyoruz. Karbondioksit ortaktır. Hem fotosentez hem kemosentezde. İnorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi. Organik madde üretimi ortaktır üreticilerin tamamında. İnorganik madde oksidasyonu ile açığa çıkan enerjiden ATP sentezlenmesi. Kimden? İnorganik. Bak ışık demiyor. O zaman bu kime aittir? Kemosentez. Bakıyorum bir kere 4 sadece kemosentezde olacak. Tamam mı? 4 burada olacak. Burada olacak. Burada olacak ama olmaz. Niye? Karşılığında fotosentezde olmaz. 1 ee, bir, bir kere sadece fotosentezde olacak. Birinin olduğu yerleri işaretliyorum. Burada var. Karşısında yok. Burada var ama buraya da yazmışlar. Sildim. Ee, bunu da sildik. Ee, 4'ü buraya da yazmışlardı. Sildik. Bakalım. 2 ve 3 ikisinde de ortak olacak. 1, 2, 3 2 3 4 dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Bu reaksiyonları gerçekleştiren canlılarla ilgili hangileri doğrudur? Ne olmuş burada? Karbondioksit h 2 ile reaksiyona girmiş. Işık enerjisi kullanılmışsa ki klorofil şarttır. Bu olay fotosentezdir. Şöyle yapalım. Foto sentez. Karbondioksit Su reaksiyonu girmiş. Besin oluşmuş. Fotosentez olabilir diyeceğim ama kimyasal yoldan gelen enerji kullanılmış. O zaman kemosentezdir bu arkadaşımız. Peki hangileri doğrudur? Bir filogenetik sınıflandırmada aynı alemde yer alabilirler. Alem neydi yazalım. Canlar alemi. Bakteri. Arke. Protista. Mantar bitki ve hayvanlar. Şimdi e, ışık enerjisini kullanıyor, klorofili kullanıyor. H2S mor kükürt bakterisi. Kemosentezi kim yapardı? Sadece bakteriler var, arkeler. Dolayısıyla ikisi de bakteri olabilir mi? Hocam olabilir, yapıştırırsın. Sentezledikleri organik besinlerin karbon kaynağı. Bak hocam 4 soru, 4'ünde de sormuş. Bak soracak bunu. Sorar hatırlarsın beni. Karbon kaynağı her zaman nedir? Bak karbondioksit, karbondioksit. Organik madde sentezi stoplazmada gerçekleşmesi. Her ikisi de bakteri ise olay nerede gerçekleşir? Stoplazmada. Ökaryot bir canlı olsaydı bir kısmı ee, gerçi hepsi kloroplastta gerçekleşecekti klorofiller, kloroplast içindeki klorofilde gerçekleşecekti. Dolayısıyla üçü de ortak. Edir derim? Umarım fotosentez ve kemosentez olaylarının farkları, ortak özellikleri anlaşılmıştır. Bir dahaki önemli konular istediğim bir şey varsa yorumlara yaz. Solunum oksijenli oksijensiz solunum, fermentasyon karşılaştırması yapacağım. Solunum fotosentez karşılaştırması yapacağım. TYT'de ya da AYT'de anlamadığım bir konu varsa yorumlara yaz özellikle son bir ay kadar bu konuları sizler için çekmeye devam edeceğim. Siz de çalışmaya devam edeceksiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.